Bundan 15 gün önce atık plastiklerin yakılması ile ilgili sosyal medya ve yazılı görsel medyada haberler çıkmaya başladı diyen MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, yasa teklifi genel kurula geçtiğimiz hafta salı günü geldi ve yapılan görüşmeler sonrası yasanın yeni metninde ekonomik ömrünü doldurmuş lastiklerin yakılması mevzusu metinden çıkarılarak yasallaştı dedi. Konuşmasında CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'la aralarında geçen polemiklere değinen Yılmaz, Düzce'yi bizden daha fazla kimse sevemez. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Eşimiz, çocuğumuz bu şehirde. Biz MHP olarak Düzce'nin zararı olacak hiçbir şeyin altına imza atmayız yorumunda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Düzce milletvekillerinin kamuoyuyla ilgilenmediği, Düzce kamuoyunun sözlerine kulak tıkadığı yönünde ve kendisinin dahliyle değiştirilmiş gibi bir algı oluşturmaya başladı. Sayın Tanal'ın bizimle alakalı söylemiş olduğu işte gri gibi bir takım rencide edici sözlerine karşılık, siyasi nezaketten uzak sözlerine karşılık biz de kendisinin geçmiş dönemdeki hal ve hareketleriyle alakalı bir takım paylaşımlar yaptı. Biz diyoruz ki Düzce'yi Düzceli'den ve bizden daha çok sevecek, daha çok düşünecek başka insan da yok. Eşim, ben burada yaşıyorum. Ben bu havayı soluyorum. Benim kendi soluduğum havanın kirlenmesine müsaade etmem gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Açıklamasının sonunda gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını cevaplayan Yılmaz, Cumhur İttifakı olarak Düzce için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti. MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, kamuoyunu yalan yanlış ifadelerle yönlendiren ve Düzce'den nemalanmak isteyenlere de asla müsaade etmeyeceklerini söyledi.